geldiniz. Bu Özlem kimdi? Yeğenimin kız arkadaşı. Onun kız arkadaşı ölmemiş miydi? Dediğin gibi ölmüştü. Sizin aileyi anlamak gerçekten zor. Ya sanki sizinkini anlamak çok kolay. Bizim aile nettir, hiçbir sürprizle karşılaşmaz. Herkese merhaba. Hoş geldin Şam. Hoş bulduk anne. Sen de hoş geldin evladım. Hoş bulduk. Abi siz beraber miydiniz Ömür'le? Yok Behzat. Biz Hızır'la birlikteydik. Olaylardan da hiç haberimiz yok. Siz İlyas'la neredeydiniz onu öğrenmeye geldik buraya. Hızır Ömür de buradayken durumu da bize anlatsın dedik. Peki Ömür size tam olarak ne anlattı? Yaptığınız işin sonucu hariç her şeyi İlyas. Ah İlyas'cığım yabancı değil. Özlem'in annesi Serpil Hanım. Memnun oldum. Ben. Sofrayı mutfağa hazırladım abi. Belki özel konuşacağınız bir şeyler vardır. Bilmem. Var mı? Behzat, İlyas. Abi, istersen kendi evlerinde özellerini rahat konuşsunlar. Biz de kalkalım, daha fazla rahatsızlık vermeyelim insanlara. Ne rahatsızlığı evladım? Bu ev sizin de eviniz. Hadi, buyurun sofraya. Hadi buyurun. Kızım bizi müsaade isteyelim mi? Olur anneciğim. Ben de öyle düşündüm. Amca ben Özlem'le Serpil Hanım'ı evine bırakayım. Tabii bırak. Bırak buraya geri gel. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Kadar gelip bizim ne yapacağımızı söylemiş, ben onu anlamadım abi. Sence şu an konumuz Ömür mü Behzat? Evet İlyas. Akif öldü mü? Vurduk. Ama galiba ölmedi. Galiba derken? Abi sen niye böyle tavırlısın? Esra'nın yanında böyle bir şey yapmamalıydınız meselesiyse eğer, hiç merak etme. Biz Esra'nın gitmesini bekledik, öyle sıktık. Evet, aynen öyle yaptık. Peki siz Akif'e sıkarken sence biz ne yapıyorduk? Ünal'la görüşüp istihbaratla bir anlaşmaya varacağız demediniz mi? Öyle değil miydi? Siz adamın sağ kolunu delerken biz istihbaratlarla nasıl anlaşma yapacağız İlyas? Abi ne sağ kolu ya? He? Siz Mesut'tan Zeki'yi yok etmesini istemek için gitmediniz mi yanlarına? Yani görüşme konusu bununla alakalı değil miydi? E bu Akif dediğin Zeki'nin iti. Mesut için Akif mi biter? Akif bol. İlyas. Bizim Akif'e sıkacağınızdan haberimiz olsaydı Mesut'la konuşurken anlaşmanın içerisinde Akif de, Zeki de yok derdim. Adama çetesinden herhangi birine kurşun sıkılmayacak diye söz vermişken koruma müdürü geliyor. Behzat'la İlyas Akif'i vurdu diyor. Şimdi
Bizim için olaylar biraz hızlı gelişti. Ferman Yavuz'u vurunca ben de İlyas'a borçlandık, borcumuzu ödeyelim, gidelim Akif'i beraber öldürelim dedim. Anlamadım. Ferman kime vurdu dedin? Abi sen toplantıdasın diye bu konuyu sana aksettirmedik. Bu Behzat'ın yeğeni Ferman. Gurur yapmış. Sonra fidanlıkta bu Yavuz'la karşılaşınca da dayanamamış, sıkmış kafasını. Ölmüş yani Yavuz. Bunu sizin yanınızda yaptı. Ha? Yok, ben yoktum. Bu İlyas başıboş bırakmış. Yavuz'u yani. Yani Hurşit konuşturuyormuş Yavuz'u. Bu konuştururken de bacımıza küfretmiş. Ferman'da dayanamamış. Yani İlyas'ın bir kabahati yok. Yok yok. Yok. Söylediklerinizde, anlattıklarınızda, yaptıklarınızda hiçbir kabahatiniz yok. Bütün kabahat bizim, ikimiz. Ama bunun da sebebi aslında analarımızla babalarımız tabii. Dediğin gibi Hızır. Artık bazı şeyleri değiştiremeyiz. Ama diyorum ki siz ikiniz bir daha yan yana gelmeseniz mi acaba? Siz düşmanken bize daha az zarar veriyordunuz ya. Yok, bizim İlyas'la bir dostluğumuz yok. Menfaatler ortak olunca beraber hareket ettik, sadece bu. Hadi diyelim biz kabahatliyiz, biz yanlış yaptık. Siz ne yaptınız peki abi? Yani konuyu nasıl, nereye bağladınız onun için soruyorum. Biz konuyu zaten bir yere bağlayamadık da. Ama bu saatten sonra Mesut, konuyu ya müebbete ya da öbür tarafa bağlarım.